İrfan 90 artı e, 5'te golü geldi. 4-2 oldu skor. Son derece kritik, son derece tarihi bir maç. Beşiktaş e, 53. dakikada 10 kişi kaldığı maçta Eder Valencia penaltı vuruşundan yararlanamıyor. Ve sonrasında tarihi bir skora gidiyor maç. 90 artı 1'de. 53'te 1-0 geride olan Beşiktaş 90 artı 1'de 4-1 öndeydi. E, gerçekten uzun yıllar hatırlanacak bir karşılaşma. ve Az önce İrfan Can 4-2 yaptı. E, 6. uzatma dakikası. Bu arada değerli izleyenler e, ara o yerde kaldı. E, Beşiktaş 4 oyuncuyla geliyor. 4-2 geliyor siyah beyazlı takım. Atak yönü sol taraf. E, şimdi Fenerbahçe savunması yerleşme uğraşında. Sol tarafa doğru Abu Bakar. Onu karşılayan Samet. 4-2'lik üstünlük. Beşiktaş adına Kadıköy'de tarihi bir skor var değerli izleyenler. Abu Bakar dördüncü golün sahibi. Nathan Redmond günün şüphesiz yıldızı. 3 asist, 1 gol. Redmond'dan üstelik müthiş bir gol attı. Birbirinden kaliteli asistler yaptı. elbette Cenk Tosun'un iki golünün de altını kalın bir şekilde çizmemiz lazım. Ve Halil Umutmeler mücadeleyi noktalayan düdüğü çaldı. Kadıköy'de Beşiktaş tarihi bir zaferle kazandı. 4-2'lik galibiyet Beşiktaş'tan 3 asist 1 gol Redmond maçın şüphesiz yıldızı. Cenk Tosun iki gol attı büyük katkı verdi çok klas gollerdi. Ee, ...Abu Bakar dördüncü golü attı. 10 kişiyle Beşiktaş, 10 kişiyle Kadıköy'de 4-2 kazanmayı başardı. Şüphesiz bu skor e, Kadıköy'deki 3-0'lık Galatasaray yenilgisinden sonra... ...4 golde Beşiktaş'tan yiyen Fenerbahçe açısından e, tarihi bir mağlubiyet oldu. Tam tersi Beşiktaş için de tarihe geçecek bir galibiyet. 53. dakikada az önce söyledim ya birebir gole giderken yerde kaldı. Ee, düşürüldü Valencia. Penaltı ikinci sarı karttan kırmızı. Wellington dışarıda kaldı. 53. dakikada Valencia o penaltı vuruşunu kaçırdı. Ve maçın seyri bir anda değişti. Ardından değerli futbol severler. 58'de Cenk Tosun, 62'de Cenk Tosun Redmond asistlerinde skoru 2-1'e getirdi. Fenerbahçe e, beraberlik golünü sağlamaya çalışırken 75'te Nathan Redmond bir kontratakta tek başına sürükledi hata. Ve e, klas bir golle 3-1 yaptı skoru ardından 90 artı bir daha bu bakar 4-1'e getirdi. Maç bitmek üzereyken artık 90 artı 5 gibi de e, İrfan Can skoru belirleyen golü kaydetti açıkça söylemek gerekirse... Fenerbahçe açısından Travmatik bir mağlubiyet oldu Beşiktaş açısındansa Tarihe geçecek Bir zafer 52 puana yükseldi Beşiktaş değerli futbol severler Fenerbahçe'nin 54 puanı var Ama hani puan Hesaplarından öte bir skor bu Çünkü 10 kişiyle Kadıköy'de 4 gollü bir galibiyet Elde etmek şüphesiz ki Beşiktaş'ın ee, tarihinde önemli bir yer tutacaktır. Ee, yaklaşık 40 dakika aşağı yukarı ee, 10 kişi oynayan siyah-beyazı takım tarihi bir galibiyet elde etti. Tekrar ediyorum. Ee, i̇lk yarıda Arda maçın yıldızı iken, ikinci yarıda sahneye Redmond çıktı. Nathan Redmond maçı aldı. Bir yerden diğerine verdi. Arda ee, Selim beni duyabiliyor musun? Evet Ender Bilgin Ahmet Selim Kul cool. değerli izleyenler Kadıköy'de. E, şimdi Galatasaray maçı var. 3-0'lık Kadıköy'de. Bu kez 4-2'lik bir skor. E, 70'li dakikalardan itibaren yönetim istifa tezahüratları vardı. E, bu e, görüntü içinde şu anda nasıl bir atmosfer var? Ve e, sen neler bekliyorsun bundan sonrası açısından? Enler Bilgin açıkçası derbi maçlarından sonraki şöyle anlatalım hani derbi maçlarının nasıl sonuçlanması olsun taraftar uzun süre statta kalır. Düdük çaldığında statın 4'te 3'e hatta çok daha büyük bir kısmı kalmıştı. Maç bitmeden tepkiler verildi. Tabii Tabi tepkilerin odağında yönetim vardı. Yönetim yönetim ve futbolcular vardı. Yönetime yönelik birçok protesto tezahüratında bulundu taraftarlar. Ali Koç istifa e, ee, sö söylesene başkan nerede sözlerin koskoca fenerini hale getirdin gibi bu tarz sözlerle ilgili birçok farklı tezahüratla yönetime tepki gösterildi. Bunun dışında futbolculara da yoğun tepki vardı. Valencia penaltı kaçıran Valencia'ya yoğun tepki vardı. Bunun dışında yine diğer oyunculara da İrfan vesaire birçok oyuncuya tepki vardı çok öfkeliydi. Bir kısım taraftar Beşiktaşlı futbolcuları akışladı. Onlara tepki gösterenler de oldu. Tabii büyük bir kaos ortamı oluştu diyebiliriz. Fenerbahçe tribünlerinde çok ee, ağır bir mağlubiyet oldu bu Fenerbahçe açısından. Tabii bu durum derbilerdeki bu tablo radikal kararlar getirir mi açıkçası henüz e, şu anda çok sıcak tabii e, maç sonundayız ama e, bu konuyla ilgili bir nasıl diyeyim bir açıklama bekliyoruz. Bu maç böyle sessiz sedasız Geçilebilecek bir maç olmaktan çıktı açıkçası bir reaksiyon, bir tepki ee, yönetimle ilgili olabilir, hoca ile ilgili ee, bekliyoruz, takip edeceğiz. Ama çok büyük bir öfke olduğunu söyleyelim. O yüzden çok böyle sessiz, sakin, kapatılabilecek bir maç gibi gözükmüyor. Şu anda tabii çok sıcak. Biz de e, detaylara ulaşmaya, burada neler oluyor, neler bitiyor onları yakalamaya çalışıyoruz. Ama Fenerbahçe'yi biraz karışık günler bekliyor bu sonuçtan sonra. Evet, e, sevgili Ahmet Selim Kul senden haber bekleyelim herhangi bir gelişme olursa. Mesela yönetim acil bir toplantı yapar mı? Bugün Ali Koç'un doğum günüydü ama e, yani dört gollü bir yenilgi yaşadı Fenerbahçe. E, bilemiyorum tepkiler olacak mı daha farklı? E, nasıl bir reaksiyon gösterecek başkan ve yönetim? Bir açıklama yapılır mı? Ee, Jesus'la ilgili e, mesela yönetim istifadendi de Jesus'a yönelik bir olumsuz tepki var mıydı? Benim Bilgin açıkçası e, Jesus'a ya yani teknik heyet'e yönelik bir tepki olmadı. Tepkilerin odağında da tamamen yönetim var. Yani ilk aşamada futbolculara dahi olmadı. Sonrasında e, futbolculara da dönmeye başladı biraz tepki. Ya yani burada çok açık bir şekilde dediğim gibi e, tabii burada e, birkaç yıldır e, süre gelen başarısızlığın da etkisinin e, olduğunu belirtelim. Hepsilerin odağında yönetim vardı. Ya şunu da söyleyelim. Perşembe günü burada çok önemli bir maç daha var. Yani artık Fenerbahçe tabii ligde çok ağır bir yara aldı. Yarışta e, bir anda e, elindeki kozları tamamen kaybetti. Perşembe günü de Fenerbahçe burada ki Aspor ekranlarından yayınlanacak kupa maçına çıkacak. O yüzden ilginç şeyler bizi bekliyor. E, yönetim e, şu anda teknik etkiyle ilgili bir karar alır mı vesaire. Bu kısa süreçte böyle bir şey de çok mümkün değil. Ama nasıl bir üç gün geçireceğiz? O maçta neler olacak? Şu anda stat dışındayız. Bir yandan taraftarlar meşale yakıyor. Tepkililer aslında şöyle biraz da artık bu tepki, bu öfkeler sessiz bir tepkiye dönmüş durumda stat dışında. Onu da söyleyelim. Tabii Fenerbahçeliler uzun süredir istedikleri e, sezonları geçiremiyorlar. Biraz da o yorgunluğu şu anda maç sonunda dışarıda hissediyorum Ender Bingin. Çünkü dediğim gibi çok sessiz bir ortam var şu anda maç sonunda start dışında. Peki e, Ahmet Selim Kul'dan ilerleyen bölümde yine e, o sıcak gelişmeleri ilişkin bilgileri alacağız. Kadıköy'e bağlantılarımız devam edecek. Bir yandan görüntülerde canlı. Kadıköy'den e, bunlar canlı görüntüler. Bir tarafta sevinç, diğer tarafta hüzün. Beşiktaş açısından tarihi bir galibiyet hocam. 1-0 geriye düşüyorsunuz, 10 kişi kalıyorsunuz. Bir penaltı kaçıyor, 53'te 2-0 olabilir. 10 kişisiniz, 1-0 top direkten dışarı çıkıyor. Ve 90 artı 1'de skorboard'ta 4-1 yazıyor hocam. Maç 4-2 bitiyor. Tarihi bir zafer e, hem Şenol Güneş adına... İlk galibiyeti Kadıköy'de hem Beşiktaş adına e, ne bu noktaya getirdi bu karşılaşmayı? Hocam, üç büyük takım diyoruz, dört büyük takım diyoruz. Fenerbahçe kendi sahasında Galatasaray'dan üç yedi. Evet. Bugün de dört yedi beş Tabii, de. tabii. Onu o zaman, söyledim açılışta. O zaman hayırlı işler. Yani o zaman bir yerde sakat var. Net sakat var. Sakat tabii baştan başlar, sonuna kadar gider. Ee, teknik adam iyi başladı Fenerbahçe'de sezon başında değişik işler yapmaya kalktı ama sonra aynı istikrarı sağlayamadı. Bugün zaten gemisinin başında olmaması büyük dezavantaj. Öteki teknik adam sahada iyi işler yaptı, so, bu, bu teknik adam sahada yoktu, el de koyamadı çok kötü işler yapıldı. Ha şu var, maç Fenerbahçe'ye geldi. Maç Fenerbahçe'ye geldi de o yemeği Fenerbahçe yiyemedi. E, yemeyenin malını yerler. Beşiktaş oturdu bir güzel yedi. Hem de ne yemek? Yani kılçığını mılçığını çıkarttı. Böyle o ziyafet çekti gitti. Evet, o hocam, kadar ne? Aynen öyle. Söyleyeyim. Doğru. E, Nathan Raymond, bir de, bir, de, yer bir, yer de bir, de, on on bir de, bir de. 11'e 11 yenilsen tamam ama 10 kişi kalmış bir rakibe yenilmek daha da enteresan bir olay. Hocam zaten yani e, dramatik olan Fenerbahçe açısından o. Ee, tarihi bir galibiyet oldu ama 11'e 10 olması bunu getirdi yoksa 1 bir... ama bir de 4 gollü galibiyet hocam öyle kolay değil her zaman olan skorlar evet. değil bunlar dört büyükler arasında. Hocam bu üçlü defans dörtlü defansı ben bir şey, bir türlü anlayamıyorum. Hocam Jesus'un üçlü savunmayla kazandığı bir büyük maç yok. Üçlüyle başlayıp geriye düşünce dörtlüye dönüyor. Bugün de öyle oldu. Ee, yani hocam elindeki, önce kazanan elindeki açısından adamlarla bakmak adamlarla gerekir tabii Oynayamazsın de. onu elindeki adamlarla oynayamazsın oyunu. Hani ben bir cümle sarf ettik. Ben dedim ya hani biz onu ben onu başka manada söyledim. Yani millet ters anlar diye hani onu Hocam, değiştiririz ile başlamıştı bu işleri hatırlıyorsan. Napoli'de Kim Minje gittikten sonra ısrar etti. Israrla e, bu üçlü e, oynamayı büyük maçlarda Elinde. sürdürdü. Ama kim varken başka bir şey, kim yokken başka bir şey. Yani o çabuk bir adam. Hem de süratli bir adamdı. Senin defanslık adamların öyle değil ki. Değil. Yani bir şey söyledim sana. Allah Allah. Bir şey söyledim sana. Sen dedin ki ya bu cümleyi kullanmayalım hocam. Millet hani başka bir şey çeker diye. Yani şey Valencia-Benington Valencia olayında perişan Wellington eder demiştin. Olayını ee, İkinci peraltı olduğunda işte Valencia uçtu gitti yanında. Bilse. Maçı çevirecek. Ama o maç oradan döndü. Ya. Ama bu maçın her şey olacağı ikinci yarı belliydi bu be hoca. Yani her şeye bir şey dönecek başta. Maç. İkinci yarı maçta bir şey olacak. Sen bu maçın herhangi bir yerinde ikinci yarıda 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş 10 kişi, Fenerbahçe 11 kişi gibi hissettin mi? Hayır. O zaman Beşiktaş daha çok koştu demektir. Daha çabuk daha seri oynadı demektir. Ama daha Fenerbahçe'de demek Yürüyen mi? oyuncular var. Teknik adamlar ee, niye abi? almadılar abi? Hocam şimdi Arda iyi işler yaptı, yoruldu. Ne bileyim hiç olmayan adam var o şeyde forvetle oynayan adam. Nasıl ta şu şey ona tahammül Joao Pedro. O Pedro kadar ya... dakika kaçta çıktı Joao Pedro bir dakika? Ee, yani o kadar zaman Joao Pedro'ya e, tahammül etmek. Sonradan oyuna giren adam 7. maçı değiştirdi. 77. dakikada çıktı hocam Joao Pedro. Joao Pedro Beşiktaş. 77. dakikada çıktı. Beşiktaş'ta... Oyunu değiştiren adam da oyuna girdi. Redmond mu? Evet. Hocam kaderini değiştirdi oyunu. Evet. Yani bir tarafta Şenol Güneş'in değişiklikleri. Bakın 10 kişi kalırken ofansif hamleler yaparak e, de, riske de aldı. Evet. Ofansif hamleler yaptı. Yani şeyi de çıkartmadı. Abu Bakar'ı da çıkartmadı. Cenk'i de çıkartmadı. En basit düşünce tarzı onlardan birisini çıkarıp bir savunmacı almakta. O öyle yapmadı ama. Ama Fener arka tarafı çok açıldı hocam. Fener arka tarafı zaten iyi değil onu sana söyleyeyim. Hocam mi? 11 11 kendi öyleydi. Offside yapıyorlar. Offside yapamadığın zaman ne yapacaksın? Offside yapıyorlar. Offside yapamadığın zaman bu öyle olursun işte. Nathan Redmond'ı cebinde benim bir silahım var. Bunu ikinci yarıda sahaya süreceğim demiş Şenol Güneş. Öyle de sahaya sürdü. Ee, Beşiktaş'ın paylaşımı Cenk'le. Vallahi ben olsam Redmond'la paylaşırdım da Cenk de olur tabii. Ee, ama Redmond maçın gecenin adamı Redmond. Evet hocam. Fener'i bitiren adam. Öyle söyleyelim. Evet hocam. Fener'i şampiyonluk yolunda bitiren adam. Beşiktaş-Fenerbahçe deplasmanındaki istatistiğe bak hocam. Son 3 galibiyetinde de 10 kişi kaldı ve maçtan 4 gol atarak ayrıldı. Birisi 2005'teki 4-3'lük maç. Yine e, 2020'de şey döneminde 4-3'lük maç var. Bir de burada 2023 4-2. Yani 18 yılda Kadıköy'de 3 galibiyet var. 3'ü de 4 gollü galibiyet. 3'ü de 10 kişilik Fenerbahçe'ye. Demek ki Fenerbahçeye yenmesi için 10 kişi kalması lazım Kadıköy'de Beşiktaş'ın. Çok enteresan. Şimdi yenmek. seyirci Geçmiş de tabii yönetim istifa bilmem ne. Şimdi Jesus. Jesus'un işi bitti Fenerbahçe'de. Hocam, Net. İyi de yani... Hocam gidecek mi gelecek mi Brezilya kadar, milli takımı perbe bilmem perbe ne. Döndü ya. yani, yani olacak perbe şey perbe değil. Dizeye ya. Dizeye kalacak kalacak mı gidecek işe. mi filan. Bu işte buyur yani, Futbolcu da bundan etkilenir. Seyirci de bundan etkilenir. İşte buyur. Şimdi gitse de olur artık. Ee, gidecek gidecekse de kendi kafasındaki oyuncular kaldı geriye. Bir yıllık gitmeyi düşünen bir hoca bu kadar transfer yaparsa şu oyuncu topluluğundan gelecek hoca nasıl faydalanacak ki? Hiç. Yani burada Normal bu teknik adamın kafa yapısıyla bir oyun çıkartabilirsin bu oyunculardan. Ya, Başka en, bir teknik adam için zor, ender. Tamam da. Kulüp yönetimi ne yapıyor? Ee, işte o yüzden şimdi, de Şimdi teknik seyirci, direktörün yönetime kesiyor. Teknik direktörün alacağı bazı futbolcuları kabul edebilirsin. Bazılarını da etmeyebilirsin. Evet. Senin de alacağın oyuncular olacak ama bunu bilirsen yaparsın. Tebey onun aldığı yani, Yönetimin aldığı oyunculardan da bir şey olmadı ki? Yani dersin ki bir daha kapar dersin. Ben de bunları alıyorum, istersen oynatırım dersin. Oynat dersin. Onu da yapmadılar herhalde çünkü Fenerbahçe yönetiminde herhalde futbolu bilen insanlar yok gibi bir şey hocam, zannediyorum. Şimdi, eh, 52 puana geldi hocam Beşiktaş bu galibiyetle. 26 maçta 63 puanı var Galatasaray'ın. Fenerbahçe'nin de 54 puanı var. Bir verseniz de Tolga bu tarafa. 25 maçta 54 Fenerbahçe'nin. Yani 63-54-52. Bu skor Galatasaray'ı şampi yaptı mı sence? Hocam daha erken. 27. hafta hocam. Hocam daha erken. Ee, şey e, Galatasaray Konya'da büyük yer aldı. Onlar bu işin rehavetine girdiler. 14 baştan sonra. Bak dün, fe, dün Galatasaray takımı sahada kavga etti. Bugün Fenerbahçe'deki bu kavga etme. Hocam kader maçı böyle mi oynanır? Bak dün Galatasaray iyi top oynamadı. Maçı aldı ama kavga etti. Gerginlerdi. Ama Fener'de bugün o kavgayı görmedim. Ben Hocam bugün Beşiktaş kader maçını kader maçı gibi oynadı. Fenerbahçe kader maçını sıradan bir maç gibi oynadı. Fener gergindi. Beşiktaş rahattı. Dikkat etme. Futbolcular rahattı. Kaybedecek kim? Fenerbahçe. Kazanırsa Beşiktaş. Ama kaybedecek Fenerbahçe var. Beşiktaş'ın i̇şte kaybedecek fazla bir şey yoktu. Şimdi bundan sonra Beş Beşiktaş Fener'i kovalayacak. Buyur. Allah hocam. E, olacak maç artık. Maç hadi diyelim ki o maç eksiğiyle 6 puan olur. O da bu saatten sonra olursa. Şu anda biz kazanılmamış maç kazanılmamış maçtır. 9'a 11 hocam. Redmond ne diyor? Günün yıldızı. Takımı ve herkesi tebrik ederim. Çok konsantreydik. Kesinlikle öyle. Penaltı ve kırmızı kartı düşünürsek birlikte kaldık, dağılmadık. İkinci yarı harika bir performans gösterdik ve derbiyi kazanmayı hak ettik. Kesinlikle doğru söylüyor Beşiktaş. Derbiyi kazanmayı hak etti. Şenol Hoca'ya da e, yazar bu maç hocam. Yani yazar. yaptığı değişiklikler, yazar. hamleleri falan. Evet. Yani Jesus ne kadar yanlış işler yaptıysa ya da Jesus, Jesus yapıyor tabi. Sadece evet. önemli değil. Şenol Hoca o kadar doğru şeyler yapıyor test işler yaptılar birbirlerine Tabii. göre. Yani şimdi işte Joao Pedro 77 80 dakika oyunda kalır mı örneğin? Arda 60'tan sonra yoruldu, çok yoruldu. fazla top kaybı yapmaya başladı, şey yapmaya başladı. Yani kenardan uğultular falan yükselmeye başladı artık Arda ayağında top tutmaya devam ettikçe. Keza Mert Hakan falan yani çok şey var konuşacak. Redmond'a dönelim. 10 kişi kaldığımız maçlar da oynadık. Benim görevim takıma yardımcı olmaktı. 10 kişi kaldığınız her fırsatı değerlendirmeniz lazım. Ben de üzerime düşeni yaptım diyor ki. E yani e, 3 asist 1 gol üreten de <laughs> yapmıştır. Yani, yani hocam. Evet. Müthiş. Muazzam. Müthiş. Şimdi hocam Cenk sola gittiği zaman verimsiz. Sola gittiği zaman. İçeri girdiği zaman tamam bak bugün içeri girdi. Gollerini attı. O zaman Beşiktaş'ın yani 4-4-2 başka şansı yok. Ee, mesela Abu Bakar bugün çok etkili değildi. Sonda bir gol attı ama. Hocam yan yana girdikleri ama birazcık bozuyorlar. Bozuyorlar, evet. Bozuyorlar, hep bozuyorlar. Ama işte cenk, ama hocam, Cengin, Ceng de, cengin de, gol şansı var. Golcu kimliği var ya. Yani. yani çok, çok doğru güzel işi var. Geliyor, çok evet. doğru vuruş yapıyor. Yani o da. Mesela şeye çok güzel pozisyon geldi. Kaçırdı aynı pozisyonda şeye e, Abu Bakara. Tabi abi hocam. Redmond'la ilgili e, rakamlar 3 asist 1 gol 45 dakikada hani e, pas isabeti de yüzde %83. Golü de birazdan hep beraber izleyeceğiz. Hocam şimdi Jesus bilmiyorum 5 milyon alıyor diyen var, 7 milyon alıyor diyen var. Önemli değil ne dediği. Dünya Kupasına kadar çok övdük burada biz Jesus'u. Çok övdük. Hocam ilk iyi şeyler yaptı ama sonra evet. dağıldı. Dünya Kupası'ndan sonra mental olarak çok e, dağınık göründü. Fenerbahçe'de aynı görüntüdeydi. İnişler çıkışlar. E, yani yönetim istifa dendi ama Jesus'ta herhalde o e, iyi maçların hatırına biraz e, taraftar daha sempatik bakıyor demek ki. Hocam o da inat etti bazı futbolcularda. Çok, yani çok. İşte bu üçlüde de inat etmesi gibi. Hani öyle bir hale geldi ki bu çocuk benim çocuğum, öbür çocuk üvey gibi geldi bazı pozisyonlarda mesela. Oyuncu değişikliklerinde takımı sahaya çıkarırken kadroda hani bu Jesus'un çocuğu öteki üvey çocuk falan gibi yaptı. Mesela Serdar Dursun, Joao Pedro 80 dakika oynarken Serdar Dursun şöyle bir kişi eksikken rakip e geriye düşmüşsün. Bu kadar bekletildi mi? Serdar Dursun ne yaptı? Gol şansı yan, yüksek bir oyuncu. Ki yan top atıyorsun. Kafaya iyi çıkan bir evet. oyuncu. Ama bugün hocam yani çökmüştü Fenerbahçe takımı. Hocam hiç 10 2-0'dan sonra. 11-10 gibi şeyler. değil ki. Yani sanki 10 kişi oynuyor, 9 kişi oynuyor gibi. Hiç fark Fenerbahçe. etmedi. Hiç fark etmedi. Bunlar canlı görüntüler. Stad'ın çevresinden dağılmıyor Fenerbahçeli taraftarlarda. Onlar da şüphesiz büyük bir şok yaşadı. Bugün 50 bin taraftar yoğun yağış altında gün boyu Kadıköy'de güzel görüntüler oluşturmuştu. Erken saatlerden itibaren yoğun bir kalabalık vardı. Yağmur altında uzun süre bekleyip sada girdiler. Hani böyle zamanlarda kolay değil. Şimdi de işte düşünün bu bu kadar insan ilerleyen saatte. Ee, evine gidecek. Ertesi gün iş günü. İkinci yarıda çok iyi oynadık diyor Cenk Tosun iki golün sahibi. Redmond'a Mert Günü ve tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biri zaten diğeri tutan. Mert'in de çok önemli kurtarışları var birebir de. Evet. Yani hem Valencia'nın pozisyonu hem e, Emre'nin mi İrfancan'ın pozisyonu çok yani kritik kurtarışları var Mert. In. Bugün çok çalıştık ve kazandık. 10 kişi kalınca koşmak ve mücadele etmek zorundaydık diyor. Daha fazla koştular, daha fazla mücadele ettiler. Çok yorulduk ancak Beşiktaş için değer diyor Cenk Tosun. Hakikaten çok değerli tarihi bir galibiyet aldılar. Valencia ve Cenk'in performansları sanal ekranda e, görüntüye gelirken bu galibiyeti Tayyip tarihe armağan ediyoruz. Çok talihsiz bir sakatlık yaşadı. Çapraz bağ şüphesi var bak hocam çok dedim şey, ya evet. sana. Onun dizde gitti diye Düşerken, çime takıldı hocam o? Evet. Büyük geçmiş olsun. İlk duyumlar uzun süre uzak kalacak gibi. Ee, yani inşallah değildir ne ama görüntüsü zaten o ayağın. Yani diz döndü hocam o çap Yani çime takıldı şeyi ayağı. Ondan sonra ters. Yani ben zaten sana içeride söyledim gitti çaprazları diye. He. Çok büyük talihsizlik. Büyük geçmiş olsun. İnşallah en kısa zamanda yeniden... Sağlara güçlü bir şekilde döner. Genç bir oyuncu, güçlü bir oyuncu mutlaka e, daha güçlü bir şekilde de dönecektir. E, Beşiktaş'a ve Tayyip'e de geçmiş olsun diyelim. Canlı görüntüler gelmeye devam ediyor Kadıköy'den. E, bakalım açıklamalar ne yönde olacak. Yani bir, şunu e, demek lazım. Bugün Fenerbahçe kendi stadında intihar etti. Öyle. İntihar etti altındaki ipi bağladı. Kendi kendi sandalyeye kendisi vurdu. Evet. O gözüküyor. Çünkü bundan sonra bu yaradan sonra işleri çok zor. Toparlanmalı. Hocam olarak. sadece e, matematik olarak değil, mental olarak Tamam da işte ondan dağıldı bahsediyorum. Dağıldı yani gibi. bu maçtan sonra işleri çok zor. Çünkü şimdi artık Jesus e, yönetim, seyirci üçgeni, şeytan üçgeni dağıldı bayağı. Bu 10 hafta zor geçer hocam. Zor geçer futbolcu da artık bundan etkilenir. Kötü iyi bir şey değil. Evet. Ben olsam Fenerbahçe seyirci yerinde sonuna kadar kovalarım. Ama işte hocam yıllardır kazanılmayan başarılar var. 5 yıldır kupa alamamış bir takım. 8 yıldır değil mi? Yanılmıyorsam düzelsin beni arkadaşlarım. Şampiyonluk yok. Bu 9. sezon. E şimdi böyle bir ortamda taraftar forma al, al. Bilet al, al. Oraya gel, deplasmana gidiyor. Yazık değil mi bu insanlara evet. da Bir başarı beklemek hakları. Yani dolayısıyla taraftar ne söylese haklıdır hocam. Ee, yani 50 bin kişi ben Her taraftarın hiçbir şey söylemez hakikaten takımların onları her zaman destekliyorlar. Her şartta desteklediler. Ee, bir karşılık beklemekte hakkı insanları. Hep ver dediler ama alamadılar bir şey. Evet tabii. Ee, dolayısıyla... Bakalım yönetim ne diyecek? geliyor. Baştan sonra yönetim ne diyecek? Orada da iş zor. Bence, mi? yani bilmiyorum. Ee, örneğin Sayın Başkan bu konuda bir tavrı olacak mı? Jesus ne der? Ee, açıklamaları merakla bekliyoruz mesela. Hocam bir defa şu var. İşte Emre Koca o... daha konuşacakmış. Ee, hazır olunca söyleyin bana arkadaşlar. Şu var. Yani teknik direktör Sağda olacak takımın başında arkadaş. E tabi. O kadar basit. Tabi, tabi. Ee, Emre Bey konuşuyor, hemen gidelim. Evet, e, Sayın Emre Koca da hem e, penaltı pozisyonuna vurgu yaptı, hem de e, daha önemlisi şeyi söylüyor. E, deprem nedeniyle lige devam edemeyen takımlardan e, sonra alınan karara yaptıkları itirazı kulüpler birliğinin de bir önerisi olacak. Cuma günü. Bütün kulüplerin şeyini, imzalı yazısını, görüşlerini, isteyeceklerini ve bunu federasyona ileteceklerini hafta içi yapılan Kulüpler Birliği toplantısında Başkan Ali Koç söylemişti. Herhalde gitmiştir o da. Hocam, Tabii şimdi işler matematik yaklaşınca Beşiktaş oraya hocam, vurgu yapıyor. Hocam, bence federasyonun verdiği en doğru kararlardan biri o iş. Onu söyleyeyim. Oynanmış. Başlar oynanmış kardeşim. Baştan oynanmış. Onun primleri, puanları alınmış. Sen kazanamamışsın. O kazanmış. Yani bu X takımı Sen de olabilirdin orada. Verdiği karar doğru ki. Buna benzer kararlar 11 kez falan Elezir alınmış. maçından Daha sonra. Daha evvel 11 mı? kez Elazığ alınmış. Diğer sonra federasyonlar olmuş. tarafından. Bana gelen bir şey de 11 kez alınmış diyorlar. Ya yani onu, o bence yanlış. Ama tabii şimdi puanlar yaklaşınca tabii bu çıkıyor. Bunun öteki yapılsa ters olurdu bence. Yani ona itiraz edecekler de şuna şuna itiraz etsinler. Bu lig bir anda 20 20 takım oldu. Bu lig bir anda 19 takım oluyor, bilmem ne oluyor filan. Kulüpler onlara tavır koştular ha. Tabii. Ya esas iş orada. Saçma sapan topal bir lig oynuyoruz. Hadi. Tamam depremde ayrı ama depremde beraber kararlar. Pandemi dönemindeki evet. şampiyonu var, düşeni yok. Evet. Öyle lig mi olur ya? E, arada bir geçmişlik şeyde playoff yaptılar ya. Tabii. E bu seneye de söylediler neler söylediler. Olmaz abi. Ya. Yani, yani maç oynanırken kural değişmez. Ha Deprem olayı özel bir olay. ona tabii bir şey Yani tarihi bir falan. Adam yaşamış. oynamış kazanmış o maçı. Sen o da silinsin diyorsun. Olmaz abi. Kartu sen var, oynamamışsın. Şey mağlup olmuşsun. Yani sen, abi. Adam galip gelmiş. Sen mağlup olmuşsun Adam galip Herkes gelmiş. Herkes kendi penceresinden bakıyor tabii orada. Başka nasıl karar alırsın? Çabuk diyorlar. Zaten o uzasa jitlet gibi olacak. İşe başkaları girecek. Bence federasyonun verdiği en doğru kararlardan biridir bu karar. Bence. Onun için ha hakem konusunda bir konuda filan haklı olabilirler. İşte yapay zeka bilimleri de zeka. Ha yapay ya, zeka başından beri yapay mıydı zaten zeka? Var. Hakem konusunda Beşiktaş kulübü. Diğer kulüpler de var. Ben biliyorum rahatsız olan mesela Rize Başkanı rahatsızdı. Adana Başkanı hala rahatsız olduğunu biliyorum. Ama Beşiktaş Kulübü başkanıyla beraber çok net tavır koydular. Diğer takımlar o tavrı koymadılar. Bak bugün Vardaki adamı geçen komite yolladıydı. Alper Bunlar hep ekip işi. Ulusoy'u yolladılardı. bunlar aldılar. Hep ekip işi bu iş. FIFA'ya yolluyorlardı. Şeye, kursa yolluyorlardı. Yollamadılar. Yani neşleri vurdular. Ameliyat olacaktı. Bugün Emre Koca daha da konuşmayacaktı. Bunu hallubütmeler için söylemiyorum. Eğer öyle bir şüphe varsa birazdan işleyeceğiz pozisyonu. Var nerede o zaman? Adam haklı. Eğer senin büyük itirazın varsa, siyah beyazsa, bana gideceksin. Hocam, var çağıracak. Ama var çağırabilir mi ekip? Veya hani bayan var ya bayan hani kadın MHK başkanı. Nerede? Açıklasın bakalım. Bunu da bir oynatsınlar. Ne konuşmuşlar Varlan Hakem? Ben de merak ediyorum. Biraz sonra göreceğiz pozisyonları. İzleyeceğiz. Tabii. İşleyeceğiz. Göreceğiz. Bütün pozisyonları tek tek ele alacağız. Nedir ne değildir hepsine bakacağız değerli izleyenler. Ee, dolayısıyla akıllarda hiçbir şey kalmayacak. Ee, zaten dakikalar içinde de ekranda da yazıyor. Ee, özet Fenerbahçe Beşiktaş Derbisi'nin özeti ekranda olacak. 6 gol, kırmızı kart. Penaltılar bayağı bir hikayesi Fakat var. Fakat da bunu bayağı şey yaptı. Değil mi? İkinci yarıda nasıl geçeceğiydi? Evet. Ya. Yani. Ha? Gözüküyor evet. ama maç. İkinci yarı enteresan maç olacak. Hakikaten öyle. Ama tarihi bir maç oldu evet. hocam. Tarihi bir maç oldu yani. Belliydi ama be. Maçın gelişi belliydi. Hele ki dünkü maçtan sonra. Çünkü Fener'i gerdi dünkü maç. Öyle değil mi? Gol de son dakikada geldi. Bir gelince, baskı oluşturdu diyorsun. Kesin. Nasıl Galatasaray'a baskı oldu, bugün de bedel oldu. Bu skor ama Galatasaray tarafını çok rahatlattı hocam. Yani. Tabii. Yani e, tabii ki daha haftalar var oynanmamış maç, kazanılmamış maçtır ama... E, ...şüphesiz Galatasaray için en iyi skor onları... ...yani bu skordu diye düşünüyorum. E, tabii ki Beşiktaş'ın da asılacaktır ama... İşte puan durumunu gördük şu Abu konuş şeyinden sonra bir kez daha verelim. Yani 3 maç, 4 maç önemli farklar. Maçtan önce kafamda maçı yaşıyordum. Kazanmak için geldiğimizi söylemiştim. Bu yüzden çok koştum. Hepimiz çok koştuk. Beşiktaş hak ettiği yer olan zirveye taşımak için buradayız demiş. Abu Bakar 11.3 kilometre koştu diyor arkadaşlarım ama ...hani çok etkili olduğunu düşünmüyorum ben. Bu çok iyi maçlarından biri değildi yani. 10 kişi kaldıktan sonra tabii zorlaştı Mücadele işleri. etti, o mücadele zaman koştular etti. Koştular yani evet, artık evet. ondan çok sonra hocam. iyi oyun bekliyorlar. O kadar mi? koşmasa tabii. böyle bir skor çıkar mı Olmaz. Yani. Hepsi mücadele Olmaz, hepsi Hiç koştular. Hiç eksik mücadele eden bir evet. futbolcu yoktu. 10 kişi kaldığımız zaman daha çok koşmalısınız, yardımlaşmalısınız ki öyle oldu. Sağda müthiş bir ruh, müthiş bir karakter gösterdik 10 kişi ancak... Savaşarak kazanabilirsiniz Doğru. diyor. Doğru söylüyor. Ee, Beşiktaş 11 kişi olan Fenerbahçe'den daha çok savaştı. Futbolda bazı şeyler olabilir. Maç içinde olanlarda öntürü Fenerbahçe taraflarından özür diliyorum diyerek de e, İyi, tamam güzel be. bir açıklama Sen yapmış. Sen indin aşağı ben maçı yukarıda bitirdim. Çıkarken bile seyirciye hareket yaptım be abone yapma ya. He. Yapma ya yürü git e, ya. zaten maç bitti. sonra ben takip ettim. Direkt. Çıkarken bile taraftarlar. Zaten taraftar gitmiş. Bırak sen yürü git ya. Kazanmışsın yapma. Doğru. Yapma. Yapma abi. Evet. 26 maç 63 puan lider Galatasaray. 25 maç 54 puan ikinci Fenerbahçe. 26 maç 52 puan üçüncü Beşiktaş. Fenerbahçe ile bir maç eksik olan Fenerbahçe ile dokuz aynı maç sayısındaki Beşiktaş'la on bir puan fark var Galatasaray'ın arasında görüntü bu hocam. Önümüzdeki hafta Galatasaray'ın bay haftası onu belirteyim. Dolayısıyla Fenerbahçe'yle de maç sayısı eşitlenmiş olacak hocam. Haftaya Fener nereye gidiyor? Nerede gidiyor? Kara Gümrük hocam. Kara Gümrük ama hafta içinde Kayseri maçı var ha. kupada. Yani Trabzonspor'u ligde 4-3 mağlup eden Kayseri takımı da kolay Kayseri bir rakip olmayacaktır. Şu mental sıkıntıdan biri, biri bir sonra bir takım. hafta içinde. Tabii. Perşembe akşamı kolay bir maç beklemiyor. Şimdi seyirci ne yapacak? Tabii. Seyirci nasıl gelecek maça. Nasıl bir çıkacak oraya? Bu maçı nasıl atlatabilecekler kafalarında? Atlatacaksın abi. Profesyonel topçuysa atlatacaksın. Tabii. Ama kolay değil. O maç. Perşembe değil mi? Perşembe akşamı hocam. Karşı onu saatte. sağlayacak olan da hem yönetim hem teknik ekip ne kadar sağlayacak onu da perşembe akşamı hep birlikte göreceğiz zaten. Hocam gemi bayağı yara aldı. Su aldı biraz. Gemi Su bayağı yara aldı hocam. hocam. Kolay değil. Mert Günok konuşuyor. Bakalım maçın yıldızlarından biri ama e, arkadaşlarım. Seste mi sıkıntı var? Peki Mert de bugün e, hem Valencia'nın e, bir iki pozisyonu daha Emre Mor'un şutu. Emre Mor'un muydu o? Birkaç pozisyonda 2 üç pozisyonu çok kritik. Kahvecenin İrfan Can'ın topunu da. Şey, İrfan Can'ın bir gol, birini kurtardı diğeri gol oldu. Evet. Hocam, Biraz üstüne geldi. İrfan Can'ın da mesela da bu kadar gidiyor göz ardı edilebilir mi o da? O da enteresan yani. E, çünkü 60'larda falan çok yorulmuştu e, Arda. Valla senden de konuştuk orada yani. İrfan Can'ın alınması lazım, Emre Mor'un bon alınması lazım. Mert Akan'ın. Tabii. tabii Joao Pedro'nun şey, hele. Top yapan adam lazım sana orada. Bir sınır galipsin abi. Tabii. Top yapan adam lazım. Oyunu çökerteceksin, oyunu yavaşlatacaksın. Bir sıfır öndesin. Mesela İsmail... Rakip çünkü sana saldıracak. Rakip ne yaptı? Onu aldı, bunu aldı, şunu aldı. Hep bir şeyler yaptı. Yapman lazım. Sen Tabii. yapamadın. Hocam, Sen seyrettin. Ben şunu anlamıyorum. Mesela şöyle şeyler oluyor. Bir oyuncu iyi oynuyor. Ertesi maçta yerinde yok. Mesela İsmail Yüksek uzun bir aradan sonra oynadı. Fenerbahçe'de de iyi oynadı. Milli takıma alındı. Milli takımda da iyi oynadı. Hop bu maçı yine yok İsmail mesela. Ee, yani e, buna benzer şeyler de var. Serdar Dursun bir bırakıldı kenara işte Başşoay sakat, Joshua King sakat. Ben hiç de, şans bulamıyor. Bence Jesus Türkiye'de kalmak istemiyor. Uzun zamandan beri Jesus Türkiye'de kalmak istemiyor. Uzun zamandan beri bakıyorum da kopuk biraz gibi geldi. Sezon başındaki Jesus yok. Öyle görüyorum kenarda. Biraz gitmek istiyor gibime geldi. Paramı da alayım bu arada diyor. Parası. Alacak zaten. Canım. Zaten sözleşmesi bir yıllık. Evet. Gideyim diyor. Bence. Bence. Ama tabii şimdi Ali Koç, Ali Koç yönetimi ne yapacak burada? Tabii. Kendi adına da ne yapacak, teknik ekip adına da ne yapacak? Bir eşik bu. Ama önde de hafta içinde bir kupa maçı var hocam. Yani zor. Hani hamle de zor. Ee, bilmiyorum. Yani şu noktada. Ben bir hamle Oynayacağım maç, de tek çok maç bile, ama. tek maç. Yani Tabii maçın öyle. affı yok. Ve kendi sahanda oynayacaksın avantaj. Elbette. Ama kendi sahanda oynadığın zaman bak eksik kalınca bir avantaj olmuyormuş. Hocam e, mesela 2-1'den sonra tribünler de sustu. sustu. Ne yapsın abi? Öyle ama eski Fenerbahçe Hocam, tribünü takı, yok biraz sanki bir ateş ben öyle görmedim. görmediler. Takımda bir ateş yok. <laughs> Peki e, reklama gidelim o zaman hemen e, ardından maçı izleyelim. Çok kısa bir süre kaldı. Evet e, Cenk Tosun da günün yıldızlarından biri çok klas goller attı Cenk. Böyle bir açıklama geldi bir şey söyleyeceğim dedin hocam. Hocam Galatasaray Kulübü bu açıklamayı yapıyor İyi güzel de bakın. Galatasaray Kulübü, Fener, Beşiktaş, Trabzon, Ankara gücü. Bir olayı bir seneye bağlamasınlar. Türkiye'de bir hakem faciası var ve bunu herkes biliyor. Bunu Galatasaray kulübün içindekiler de iyi biliyorlar. Eski çürük elmaları da iyi biliyorlar. Eski çürük elmalardan Merkez Hakem Komitelerine girmek isteyenleri de iyi biliyorlar. Bu açıklamaları yapması için bu kulübün bir evvelki başkanı çiçek verdiler operasyonda. Çiçek verdiler. Operasyona girer hakemleri kurtarmak için. O hakemlere çiçek verirseniz bugün yanarsınız. Mesela o çiçeği verdiğiniz hakem grubunun bir adamı bugün vardaydı. O çiçek ver yani operasyona giren hakemlerin yani kardeşim bu adamları dışarı çıkaralım artık. Bu adamlar hakemlikte kalmasın diyen isimlerden bir tanesi bugün vardaki isimdi arkadaşlar. Bakın, hedefi iyi seçi konuşurken. Evet. Anlaşılmıştır hocam. Hadi pozisyonlar o zaman. Şenol Hoca diyor ki Tayip Tayha çok iyi karakter, çok iyi oyuncu. Geleceği de parlak ama tabii son durumunu bilmiyorum. Onumsuz söyleniyor. İnşallah düzelir. 3-4 ay gecikme olsa bile geri dönecek diyor. Ee, büyük geçmiş olsun tekrar. Çok şanssızlık gerçekten. Evet. Evet. Gelelim hadi bakalım pozisyonlara. 27. dakika hocam. Ener Valencia. Yani... Ee zaten kendi yarı sahasından çıkıyor. Arda ilk yarı mükemmel işler yaptı. İkinci yarıda da yorulana kadar çok iyi çalıştı. Burada dur geri gel. Gel gel gel. Gel geri gel. Hocam. Bu da Şimdi Sıfır bak. sıfırken böyle yakalanmakta enteresan. Da daha geri enteresan geri var mı tabii. bunun daha geri görüntüsü bu kadar. var mı? İlk, ilk bu hareket hareket kadar. İlk hareket bu. Ya hocam. Bir, iki, üç, dört. Hadi bunu sayma. Bir bu oyuncu var bir de bu oyuncu var. Bu nasıl bir duruş? Böyle nasıl yakalanıyorsun? Ya bu nasıl bir duruş abi? Şimdi bak. Bu duruşta durursan gider. Adam gider. Tren gibi gitti. Nitekim bunu konuştuk da kendi evet. aramızda. Bu Valencia'yı, bu Wellington'u filan duman eder dedik. Duman eder de demedim. Başka bir cümle kullandım. Ama kullanamıyoruz çünkü o başka yerlere çekiliyor. Bunu yaparsan at topu. Yok böyle bir şey. Burada Mert sağda yatıp çıkarttı. Valencia'da ee, Hocam burada Mert çıkarmadı. Yapılabilecek ya en kötü şeyi kaçırdı. yaptı. Mert çıkarmadı İyi mı? De Mert yaptı. zaten. Mert yapacağını yaptı. O pozisyonda hocam kaleci kurtaramaz. O pozisyonda golü yaparsın. O kadar Çok yaklaşırsan olmuş. bu olur. Daha uzaktayken plaseyi Çok yap. Çok acı. Kötü bir tercih yapmış. İyi de vuramamış. Göstermiş de vurduğu yeri. Tabi burada bak ne oluyor. Bak geri gel geri gel. Geri gel geri gel. Pozisyonu devam ettiriyor hakem doğru olarak. Avantaja bırakıyor. Ama bak şimdi devam et. Şu oyuncu bak ne yapıyor. Topu veriyor gidiyor balta gibi adamı indiriyor. Sonra da ikinci sarı karttan atılıyor. Ya gözüküyor hocam. Ya belirgin gözüküyor. Devam et. İşte kendi yarı sahasından çıkıyor zaten. Sarı kart Wellington'a. Doğru ve bu önemli pozisyonu Valencia da da, ile değerlendirebilir ki Valencia'ya bakın bu sezon Fenerbahçe'nin en etkili oyuncusu ama işte kırılma maçında böyle bir gol kaçırıp bir de penaltı kaçırıyor. Kaleci ile karşı karşıya iki pozisyonu Tabii. kaçırıyor. Tabii. Wellington'ın ilk sarı kartı bu hocam. Haftayım da, zaten. da ikinci yarının bazılarının kızaracağını söyledik. Onların Poziyordu. başında gelenlerden biri de Wellington dedi. Kızardı belli. Dedik. Ee, öyle oldu. Devam edelim. Devam edelim. Ee, Arda pozisyonunu, penaltı pozisyonunu daha doğrusu e, reklam arasından sonraya koyuyoruz. Şimdi diğer pozisyonlara bakalım. Öyle mi? Öyle yapalım. Onu belki bir iki pozisyon daha getireceğiz yan yana. He, evet. evet. Şey... Abubakar Bakar hocam Valencia gibi Burada da Altay başarılı hocam. Evet. Burada da Abu Bakar çok yaklaşıyor. Mesela Valencia'nın pozisyonundan daha zor bu. Yalnız bu var ya. Çünkü abu burada bakar, sekeceğini abu bakar, düşünmedi abu galiba. Bakar. Biraz güçsüz. Dur bak dur biraz. Hocam şu Dur. Bu taraf mesela müsaitmiş. Dur geri gel. Hocam bak. Git ileriye. Git ileriye Niye bu tarafa şimdi. gidiyorsun? Veya öbür mi? pozisyona gel. Yani bir sonraki pozisyona Duba gel. Bu aynı ya. Bak başka Bunda... bir şey. Devam et. Güç tabi. Evet. Değil bir başka pozisyon var ya yakın. Gelecek gelecek hocam. Mesela şu tarafın evet, çok daha boş. Bak geri gel. Geri gel. Bak Abu Bakar biraz çabuk ve güçlü olsa kaleci yatıyor bak. Yatarken ayağını uzatamıyor. Bir tıklasa. Ayağını tık diye uzatsa penaltı ben olacak. Ben daha zor dedim ama bu da aynı ya. İkisi de birbirinden kolay pozisyonlar. Yani evet. Bu, bu kalibrede oyuncular için hele. Bu kadar yanaşırsan kaleciye müdahale alanda giriyorsun kalecinin. Devam evet. edelim. Devam. Hocam burada yanıltmaya yönelik hareket dedi. Osayi sarı kart gösterdi ama burada bir temas var. E, penaltı mı değil mi diye sana soracağım. Benim bir fikrim var da burada yanıltmaya yönelik hareketten dolayı sarı kart olur mu? Hocam burada Burada benim gördüğüm kadarıyla yavaş oynat. Yavaş. Yavaş oynat. Evet. Devam et. Geri gel. Burada iyi gözüküyor. Siyah ayak, siyah tozluklu oyuncu topa doğru hareket ediyor değil mi? Evet. Topa doğru hareket ederken beyaz tozluklu Siyah tozlukluyu engellemeye kalkıyor, engellemeye kalkıyor ama engellemeye kalkarken kendini bırakmaya kalkıyor. Engellemeye kalkarken kendini bırakmaya kalkıyor. Tamamen aldatmaya giriyor. Öyle mi diyorsun? Tabii. Bir temas var diye ben de dedim ki acaba. Şunu da verebilir. Folyo yapan da şeyli ee, beyazdı. Hmm. Beyaz. Foly yapan da beyazdı. Sarı kart normal mi diyorsun yani? Normal. He. Yani öyle kullandı. Yalnız bir şey söyleyeceğim bakın arkadaşlar ya tabii hakem ona bir şey diyemez de hakemler bakın şimdi Bunun forması beyaz şortu siyah bunun forması beyaz şortu beyaz beyaz konç Karışabilir bakarken diyorsun Yani değil mi? Bu doğru bir şey değil aslında yani hakemin bunu ikaz etmesi lazımdı bakarken. Ya bunları giymeyin, bunları giyin demesi lazımdı. Bak görüyor musun rahatsız ediyor hocam. Beni rahatsız ediyor. Üst beyaz, öbür tarafta da alt beyaz. Belki detay gibi gelecek bazılarına. Ama bir beni rahatsız ediyor. Şort, Masuakon'un şort gibi oluyor bak şurada. Evet bak. <laughs> görüyor musun? Sanki bak. buyur formaya bak. Aynı forma oluyor. Yani bu gözü aldatır. Hakemi de aldatır. Hakemi de rahatsız eder. Seyirciyi de rahatsız eder bak iddia ediyorum. Anladım hocam. Hakemin buna söylemesi lazım. Ya arkadaşlar Anladım. buna dikkat edin demesi gerekir. Peki. Ha zorlayamaz onu söyleyeyim. Burada sarı kart doğru dedi hoca devam ediyor o abi. zaman. Kendini bırakıyor. Bak bak. Yapıyor bırakıyor. Jetson bugün pek iyi değildi açıkçası sonra da oyundan alındı. Arda girdi araya. Wellington yetişemedi. Yetiştiği zaman da çok <laughs> geçti. Olacağı belliydi. Malumun ilamı. Olacağı belliydi. Penaltıyla ilgili herhangi bir şüphe var mı? Net penaltı. Net penaltı. <laughs> Bu 50. dakika hocam. Atsa bambaşka bir senaryo <laughs> var değil mi? 10 kişi rakip evet. iki farklı üstünsün bambaşka şeyler yaşanırdı ne kadar enteresan belki de sezonun kırılma anı Futbol öyle bir şey abi Futbol bu yüzden güzel Futbol, Futbol bu yüzden şey. güzel Ve böyle kaçırıyor Valencia kaçan penaltıdan sonra konsantrasyonumuzu kaybettik ne oldu bilmiyorum ama konsantrasyonumuzu toplayamadık diyor Nasıl bir şey söyleyeyim mi Rakip 10 penaltı kişi atışında, nasıl oluyor ya Penaltı atışında lavabali vuruş yapıyor vücut yapısına bak Bak. Bak. Gördün mü? Daha vali vuruşu. Zaten hocam Valencia yani penaltı vuruşlarında çok çok güvenilir bir oyuncu değil ki. Bile. Bu kadar gol atan adamın da bir şey söylemeyiz tabii ama kaçırdığı penaltılar hani az değil. Yani mesela Alex penaltı vuruşlarını o da çok sert vurmazdı ama öyle bir vururdu ki Alex topun başına geçtiği zaman şey duymazdın. Tereddüt duymazdım Valencia'da duyuyorsun mesela. Evet. Bu maçın kırılma anı efendim. 53. dakika. 1-0. Penaltı. Rakip 10 kişi. Benim anlamadığım Valencia'nın konsantrasyonumuzu kaybettik penaltı kaçınca demesi. Yani rakibin 10 kişi. Onlar konsantrasyonu kaybetmiyor. 1 öndesin. Sen öndesin. 11 kişisin evet. konsantrasyon kaybediyorsan. Hem takımda bir şey var hem teknik ekipte bir şey var. Maça hazır değilsin. Maça kafa olarak hazır değilsin. Bu ne demek ya? Kaçan planı ne oldu bilmiyorum ama konsantrasyonumuzu toplayamadık. Bu nasıl bir şey? Yani özür kabahatinden büyük demek bu. Can bak sen 11 kişisin rakip 10 kişi. Topu hep gezdirsen rakibi havlu attırız. Topu hep gez bir kişi fazlasın ya. Topu hep gezdir. Fark eder yani. Ama gerektiği yerde teknik ekibi... Olaya el er koyamadı. Beşiktaş koydu. Tabii ki. Fener teknik gibi koyamadı. Şenol Güneş ne kadar doğru hamle yaptıysa. Yapamadılar. Fenerbahçe cephesinden o kadar kötü O yaptılar. kadar yanlış hamleler geldi. Geç geldi. Devam edelim. Ve Nathan Redmond sahneye çıkıyor. Hocam müthiş bir orta. Pas bu. Ama Cenk Tosun da nasıl çevirmiş kafayı girmiş araya. İyi, Burada Arao. Cenk'le koşuyor. Cenk'le koşuyor ama vurdurmayacaksın orada. Şimdi kafayı. sen stoperlerden biri burada, diğer iki stoper ortada yok. Bak, biri burada şimdi gelecek görüntüye. Ortada bir duralım. Burada duralım arkadaşlar. Biraz geri. Hocam bak. Şu bir stoper ne yapıyor? Bu diğer stoper ne yapıyor? Hocam, Ön libero ne? gelmiş Cenk'in yanına. Hocam Fener'in arka tarafında oynadığı adamların hiçbirisi Fener'de Can. oynayacak kapasitede değil. Bak bir stoper bu tarafa gitmiş. Bu diğer stoper, bu diğer stoper. Bu da ara. Nasıl oluyor bu iş? Fenerbahçe'nin arkada cevaplası. oynayan futbolcuları Fenerbahçe'de oynayacak kapasitede ve kalitede değiller. Ya ve Zalay. O da değil. O da, da belli bir yere kadar. değil tabii. O da belli bir yere kadar Zalay yani. Belli bir yerde. Hani ince çıkıyordu yukarıya. Bu çıkamıyor yukarıya. Yırtamıyor bu bir yerde duruyor. Duruyor abi. Diğer ikisi de öyle. Fenerbahçe kadrosunda olmaz. Yedek olabilir. Ama oynayamazlar. arkadaş. eğer bir şey yapacaksan oynayamaz. Şimdi Wellington Beşiktaş'ın defasında oynayacak bir adam değil. Değil ya. Oynadı oynatıyorlar. İşte oynayınca da görüyorsun ne yaptığını. Ama atılarak çok yerinde bir hareket yaptı. Bu maçın alınmasını sağladı. Yani fayda <laughs> sağladı Beşiktaş'a ve atılarak. Mükemmel bir gol ama burada Fenerbahçe savunmasının düşüneceği çok şey var. Pozisyon hatta, alış, duruş, hatta hatta adam kaçırış. Hatta haftayımda kırmızı kartları düşünür mü teknik adamlar? Bazı oyuncuları alırlar mı dışarıya? Eksik kalmamak için değil mi? Çünkü kızaracağı belliydi bazı oyuncuların. Evet. İkinci evet. yarı. Tavada Ama kızarır dedik. Tavada. Deşiktaş tarafında çok fazla seçenek de yoktu. diye Necip'i alacaktı savunmaya. Alacağını Çünkü abi stoper Yani Necip ile arasında öyle ben olsam Necip'i tercih ederim. Öyle hani Wellington Necip'ten çok iyi olur da tamam. Doğru söylüyorsun. Yani ben Necip'i tercih ederim abi. Çok net. İşte bu skor, bu golle 1-1 oldu skor. Devam edelim. Valla orta mükemmel. Hocam bak. Gelelim de bir Şimdi tekrar izledikten sonra geleceğiz. Hocam bak yine bir savunma duruşuna bak Allah aşkına bak stoper. Evet. Stoper. Stoper. Paramparça. Bu kimi tutuyor? Bunu kim tutuyor? hiçbirini Bu nerede bak gösteriyor. Bu burada nerede? Ortada kim karşılıyor? Devam et. Bir bakalım. Yavaş yavaş at topu. Bunu bunlara dur, bakarak dur, mı dur, izliyor? Dur dur. dur dur yeri gel. Gel geri, gel geri, gel geri, gel geri gel, geri gel, geri gel, biraz daha gel. Bak. Cenk diyor Peki sağ bekte şurada. Sağ bekte dönmüyor ki şu adamı ya hocam, arkada gidiyor. Cenk diyor ki bak önüme at diyor, şuraya at diyor Cenk bak. Hocam, hocam sağ beye yani, bak, Fenerbahçe'nin sağ beki o say. Abi, abi tamam da Cenk girmiş oraya at diyor. Bak o da atıyor. E, Cenk görüyor. Bu adam arkasındakini görmüyor Serdar. Osay bunun gittiğini görmüyor. Burada duruyor hala bir işaret et. Bu çevre kontrolü yapmıyor. Hangi bir yani hani deveye sormuşlar durumu. Şampiyonluğa oynuyorsun. At topu yavaş yavaş. Ve bir bir rakibin 10 kişi. At topu yavaş yavaş. Bak şimdi. Evet. Attı topu güzelliğine bak. Mükemmel bir pas hocam. Zaten topun gelişinde stop edince. Bütün savunmayı adam. düşürdü zaten pasla. Cenk de kaleciye bakıyor. Kaleci biraz ileride. Kaleci çıkmalı mı? Yoksa oyuncusunun geldiğini görüp biraz daha geride kalmalı mı? Çünkü biraz daha geride olursa e, biraz daha açıyı olabilirdi. kapatabilir. Yani Biraz daha olabilirdi. Arkadaşı gelene kadar bekleyebilirdi. Offside yok belli. Offside yok ayaktan kaçıyor o da Samet'in ayağından. Ki Abi böyle bir defans duruşu olmaz. Böyle bir defans duruşu olmaz. Devam edelim. Hocam bu kontratak da değil ha. Yani bizde başı yok da Mert evet. bunu elle oyuna sokuyor bu pozisyonu. Evet. Onu da söyleyeyim de yanlış hani kafalarda pozisyon nasıl başlıyor? Hani bu poz bu savunma nasıl böyle yakalandı diye düşünülmesin. Mert o elle o topu oyuna sokuyor. Bu savunma böyle yakalanıyor. Devam edelim. Altay kardeşim de orada, e, şurada ileri çıkıp çıkmamakta tereddüt edip, hocam, bak bu, şimdi. bu defansın arkasında oynayan bak. kaleciye de Allah bak, kuvvet görüyor versin musun? hocam. Ya bu defansın arkasında oynayan kaleciye de Allah haklısın. kuvvet versin hocam. Sen de haklısın hocam. Yani pardon abi. Sen de haklısın hocam. Kevgir gibi bir defa. Bu arada Cenk'in becerisini de altını çizerek özellikle vurgulayalım. Hem birinci golde hem burada. Fenerbahçe'de orta sahada kim pres yapıyor? Hocam işte ara oynuyor. Yani anlamadım ki. Ne oynuyor? Çift telli. Bilmiyorum hocam. Çift telli oynuyor. Mesela İsmail'i tercih etmiyor, ara üye ediyor. İsmail iyi oynuyor, ara oynuyor. İsmail bütün unutuluyor. Gidiyor tekrar oynuyor. İyi ne? oynuyor. Ne zaman şansı verirse. Yesus'un çocuğu. Tekrar ara oynuyor sonra. Yesus'un çocuğu. Öteki ya, Anlamadım bey, ki evlat. hocam bu işi. Başka ya bir... iyi oynuyorsa adam onunla devam et. Başka bir yerden gelmiş o çocuk üvey. Bu hakiki evlat. Devam <laughs> edelim. Evet, burada artık 2-1 oldu skor. Devam? Evet. Oh, Redmond. Rossi'den sıyrıldı. Tekrar sıyrıldı. Zalay'den de sıyrıldı. Kaldırdı kafasını köşeye vurdu Geri gibi. gel abi, geri gel, geri gel, geri gel. Gel 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 gel. O... Ha, gel, geri, mı? gel geri gel geri. Raymond'ın toplam buluştuğu yere gel abi. Nereye? G geri geri geri. Toplam evet, buluştuğu yere. Topu tuttuğu zaman dur. Burada dur, burada dur. Hocam, bu 9-15, değil mi? Evet. Devam et şimdi yavaş yavaş git. Reklama gideceğiz Tolga. Devam et. Devam et. Arkadan geliyor bak. Yavaş dur yavaş dur. Bu oyuncu top sürüyor. Bu oyuncu top Arkadaki sürüyor. De Bu ediliyor. oyuncu koşuyor. Hocam biri top sürüyor, biri koşuyor. Top süren ağırlaşır. Yani ben koşuyorsam ben ona yetişirim, geçerim. Devam et. Bakalım ne yapıyor devam et bırakıyor. Buraya geliyor ona bırakıyor. Ondan da sıyrılıyor. Bak ondan da geçiyor şimdi. Ondan Hop. da geçiyor. Hop. Bak. Dur burada. Dur burada. Hocam hiçbir defa soyun geri gel. Böyle çalım ya. Hocam reklam diyor ısrarla yönetmenim. Hadi gidelim reklama. Ayrılmayın. Daha pozisyonlar var ve penaltı pozisyonu var. Ayrılmayın. Evet, e, en kritik pozisyonlara doğru geliyoruz. Joao Deus yardımcı antrenör Jesus'un yardımcısı diyor ki futbol bu. Maç içinde anlık bir gelişme takımı olumsuz etkileyebiliyor. Bugün de bu şekilde oldu. Şu anda bir açıklama bulmamız anlamsız. Çünkü zaten bir açıklaması yok. Biliyoruz neler yaşandığını, problemlerin neler olduğunu. Yapmamız gereken şey ayağa kalkmak hayda. Biliyorlarmış, yapamıyorlarmış. Ya ben anlamadım ya. Biliyorlarmış, yapamıyorlarmış. Ee, bana göre maçı değiştiren kilitan kaçırdığımız penaltıydı. Ya birisi bana anlatsın. Rakibin 10 kişi kalmış. Sen 1-0 öndesin. Penaltı kaçırdın. Niye sen yıkılıyorsun da rakibin yıkılmıyor ya? Adam bir kişi sık. Rakip takım her geldiğinde gol buldu. Nasıl buldu? İkinci yarı çok kötü oynadık. Yapmamız gereken şey sorumluluğu üstlenmek. Taraftarlarımızı anlıyoruz. Bizler de çok mutsuzuz diye küçük bir öz eleştiri de yapmış. Ee, problemleri biliyorlarmış. Bu ne biliyor musun? Ayağa kalkmamız lazım diyor. Bu, bu ne biliyor musun? E zaten hep ayaktaydı maçta. Hiç oturmadı da. Hocam bu lafon tenden masalla. Yani ne bileyim bilemedim ya. Maç içinde anlık bir gelişme takımı olumsuz etkileyebiliyor. Nasıl bu kadar kırılgan bu takım? Kader maçı oynuyor. Bilmiyorum. Herhalde kendi aralarında konuşur. E, biz nerede hata yaptık diye Kader. bir çözüm bulurlar. Yönetim, teknik ekip, futbolcular. Öyle bir parça var değil mi? Biz nerede hata? Yaptım, ben nerede hata yaptım? Evet ya. Kim Güzeldi. Güzel parçadı. Kaya. de? Nered... Ben nerede Yok, hata? Yok o değil hata... o değil. Kayağan'ın bir şarkısı var doğruya galiba Ahmetli'nin. Neyse devam ediyoruz o zaman pozisyona. da benim mahalle arkadaşım ha. Öyle mi? Aynı mahalledeyiz. Ya biz top oynardık Tuncay Muncay var Galatasaray'da oynayan Tahsin Mart, var Tuncay var Erol'lar. Üstop oynarız abi. Adamın biri gitarı alıp gidiyor abi böyle denden. Bize de selam falan vermiyor. Hocam Ulan... senle de nasıl bir şey varmış? her var. <laughs> buna Ulan, bu, nasıl, adam derdik yıllar ee, şeyle, sonra. Şeyle, Bahçeli ee, okul evet. arkadaşın. Bu ne biçim adam lan dedik selam vermiyor falan yıllar sonra. Oğlum dedim ne alayım insan bir selam verirdi. E siz de e, hey, hıyar gibi top oynuyorsunuz diyordu bize. <laughs> o, 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 o şey oldu sanatçı oldu biz de topçu olduk hocam. Ne evet, aynı evet. mahalledeyiz. Evet, Küçük Esat'tan. Evet. Başak re, Hocam evet. şurada bir stoper dedin ki böyle kolay çalım yememeli. Hocam arkadaş futbolcunun top sürerek geldiği yere bak. Geçtiği işlere bak. Yavaş gel. Yavaş gel, yavaş gel. Devam et. Rossi bu bıraktı. Zaten bu tarafa bıraktı. Geldi. Şimdi döndü. Bunu dişine göre buldu herhalde. Döndü. Bak. Hiçbir dur. Dur. Hiçbir defas oyuncusu, hiçbir defas oyuncusu rakip gelirken rakibi karşısında şöyle duramaz. Durmaz. Şöyle durursan ya böyle duracaksın. duracaksın olur? Ya böyle duracaksın. Ya. Yani şu hareketi yapabilmen lazım. Bak bak şunu şunu Aynen. şunu. Ama şöyle böyle durursan mı Dönemezsin Böyle durursan ki. gel bak böyle durursan Nasıl ben, bunu ben bunu ben yaparım. Bunu, ben bunu yaparım. Sen hocam. gidersin. Ben bunu yaparım, sen gidersin. Hocam, Ama ben sana Şöyle durursam yan sen illet geçeyim? olursun. Ben buradan Lan buradan, buradan geçsen bu tarafa buradan bak. Bak şu hareketi ve şöyle duracaksın bak. Şöyle duracaksın. Topuklar değil, Topuğa topa basarsan dönemezsin. Şöyle duracaksın şöyle. Çıkış. Çıkış evet. duracaksın, çıkış duracaksın arkadaş. Parmak ucunda duracaksın ki dönesin. Allah aşkına bak yaptığı işe bak. Gel yavaş gel. Gel yavaş. Hocam bu ne ya? Peki bir şey söyleyeceğim hocam. Böyle olmaz bu Fenerbahçe defansında bir adam. Hocam amatör topçu yapmaz bunu ya. Bunu yaparsan gol yersin. Adam seni geçer. Fındık fıstık gibi geçer bak. Devam et. Rossi de uzaklaşmış rakipten. Rossi bir yandan da diyor ki buradan da adam geliyor diyor. Bu buna Ne da yapacağız ben evet. biz diyor. Yani savunmada şu anda son adam Rossi. Dur bak dur. Dur. Bak Rossi'nin duruşuna bak. Bak geri gel. Bak Rossi iki türlü duruyor. Rossi buna yanazsa buraya atacak. Bak bu da girmiyor bak kesiyor Çaresiz çantı. kalmış orada. Attı. O kesiyor vuracağını da düşünmüyor. Devam ben et. bir şey söyleyeyim mi? Sağa da verebilir Vurdu. o kadar evet. özgüvenli ki. Çünkü bu golü attı hocam. Adam bu evet. golü geçen hafta attı ya. Evet. Geçen hafta mıydı o? Getirseniz de bir çocuklar. Nereye geliyor? Çocuklar benim konuşmayı bulmuşlar mı? Buldular hocam. İyi güzel. Bak. Bak. Bak hocam gidiyor, gidiyor, gidiyor. <laughs> e buyur hocam. Yapılmışı var. Evet. Heh, bak ikisinde de aynı gol. Kopya gibi. Evet. Beşiktaş'ı bu arada... E, Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük bir taraftar topluluğu karşılıyor. Meşaleler... Coşkulu bir karşılama, dört kollu derbi galibiyetini takımlarını bekleyip bu şekilde beraber kutlamak için orada kalabalık bir taraftar grubu Bak, hazır. Oradan da görüntüler orada vermeye Orada sağ ayağına vuruyor, edeceğiz. burada sol ayağına vuruyor hocam. Hocam vuruyor Bak, ya. Bir yerde sağ ayağına vuruyor, Tabii. bir yerde sol ayağına vuruyor. Burada sağ ile vurmuş, orada solla değil mi? Evet. Evet. Şuraya bak. 50, 50 metre topu sürüyor. İki oyuncudan sıyrılıp bu vuruşu yapıyor. Evet. Güzel. Devam edelim. Usta işi bir gol. Nathan Redmond. Burada Samet Salih. Bir şey var mı hocam? Yok abi geç. Yok abi dedi geç, hocam. Abi, geç. o ne ya o ne ya. Oralı olmadığı devam Ay, ediyoruz. Geç abi öyle bunlar ne? lan Fındık fıstık. he bu dördüncü golün gelişimi. Bak diyor şu oyuncu diyor ki dışarı atın diyor. Devam ediyorlar ve Abu Bakar'ın golü geliyor. Şurada bir hiçbir şey yok. Bir şey yok. Hakem de yakın. Yani yerde kaldı diye dışarı da atabilirler, atmadılar. Evet. Devam ediyor çünkü herkes. Bak şu kim? Devam abi, devam. Hiçbir şey yok. Devam. Ha yok, dışarı at demiyor. Bu sağdakine ver diyor belki de. Ya da yok, anlayamadım. Ama bir Harika gerçek. Bir top ya da. hocam savunmaya bak ya. Harika abi, bir düşmüyor, top. Tamam olmasın? da. Yani, Savunma toz şeker gibi ya. Şuraya hani bak hocam. Kesme şeker olsa tamam da toz şeker gibi. Hatta pudra şeker gibi, pudra. Bu Allah bu defa Allah. bu Fenerbahçe defansından ne olur biliyor musun? Çok güzel çilek yersin hocam mevsimde başladı. Böyle batırırsın pudraya. Budra şekerine yersin. Bu Fener defasında ne olur? Üç, üçlüden dörtlüye döndü yine aynı. Ben olsam beşliye dönerdim. Devam <laughs> be. edelim. Hocam yani evet. olmak şey değil ya. 4-1 oldu burada. Abu Bakar bir baktı bir şey var mı diye sonra attı. Bu da İrfan Can golü. Çok Can güzel tabi gol. Bu işleri çok iyi yapıyor. Böyle bir, bir daha vurdu kaleci çıkarttı. Hocam garip bir kavis almış top. Evet. O öyle oluyor bak. Bir anda evet. iniyor top belli bir şeyden sonra. Evet. Sanki kurtaracakmış gibi görüyorsun. Aa bak bir hop bir anda iniyor Tabii. top. Görüyor musun? Hocam ne toplar be. Bu top işte hocam. <laughs> ne toplar be. Biz böyle toplarla oynayamadık Sen ne diyorsun, diyorsun hocam değil mi? ya. Sen ne diyorsun ya? Evet yani oyuncu değişiklikleri, oynayan tercihler, zamanları, oyuncu değişikliklerinin bunlar üzerinde çok konuşulacaktır. Bizden sonra takım oyunda konuşacak, yarın da konuşacak. Bir tarafta yapılanlar, doğru yapılanlar, diğer tarafta yanlışlar. Ama enteresan yani Valencia da onu söylüyor, yardımcı hoca Deus da onu söylüyor. Penaltıdan sonra her şey bir anda gitti diyor. Ben konsantrum. kabul abi. Ben anlayamadım. Ya bir sıfır öndesin. Rakip 10 kişi. Penaltı kaçabilir ya. Oyununa devam et. Ne demek abi? Ben anlayamıyorum. O zaman hazır değilsin. O zaman içeride başka şeyler var. O zaman teknik adamla, yönetimle, ne bileyim, futbolcular arasında ne bileyim ikilerin, hocam ikilik ben... mi var? Yani bu maç var. Bu maçtan şu anda o sezonun zaman en önemli maçını takım Kendileri adına. O zaman futbolcular arasında bir huzursuzluk var hocam. O zaman. Hocam geldik gecenin pozisyonuna. Eee. Şimdi gösterelim. Önce senin dediğim şeyi mi gösterelim? Yok, önce bir gösterelim. Bir ben kere burada yaptığı şu hareketle iki oyuncudan kurtuluyor. Çalımlar, herkes de bak dokunmamaya çalışıyor. Bak, şu hareketle çok kaliteli. İki oyuncudan sıyrılıyor. Wellington ben dokunmadım diyor. Salih ben de dokunmadım diyor. <laughs> Akı hiç temas etmemeye çalışıyor. Onur ve Arda. Evet. Görüntüler bu. Şimdi kaç hafta evvel bilmiyorum. Bayağı da tele şey geldi bana telefon. Kaç hafta evvel Arda'nın bir pozisyonu var. Seslen verir misiniz? Önce pozisyonu verelim. Sesini de hazırlıyor çocuklar çünkü senin. Pozisyon şu. Sesi hazır mı bunun arkadaşlar? Bitmek üzere mi artık bitti mi ya da? Hemen orasından da verebiliriz. Hiç kesmeden. Bu Kayseri maçındaki pozisyon efendim. Şu pozisyondan sonra Erman Hoca burada pozisyonları değerlendirirken bir şey söyledi. Onu vereceğiz. Sonra bu pozisyonu tekrar edeceğiz. Bu pozisyon gelsin şimdi Tolga tekrar bugünkü pozisyon. Burada Wellington dokunmadım, Salih dokunmadım, Masoaku zaten niyetim yok, Onur ve Arda. Hocam. Bence... Şimdi hazır olmak üzere arkadaşlar son kez bir izliyorlar. Hazırsa verelim arkadaşlar. Hazır mı? Tabii pozisyonun gelişiminde Arda'nın teknik becerisinin, Arda'nın şurada mesela iki oyuncu bu tarafa gidiyor, diğer yöne gidiyor. Bunların hepsinin çok önemi var. Ama bu hangi görüntü? Bu neresi bu? Şey mi? Samandıra mı bu? Bu da Samandıra'da Fenerbahçeli taraftarlar. Orada bir orada hani bir tarafta sevinç bir tarafta protesto evet. hocam Evet ee, Beşiktaş tarafı var mı Beşiktaş tarafından da bir görüntü verelim orası dağlı mı gelmiş mi hazır görüntü yok mu Evet burada biraz protestolu falan böyle. Tamam. İntifa, yönetim, Sese İntifa, dikkat edelim. Yönetim, Ayman Hoca'nın açıklamasını ne demiş Arda'nın pozisyonu için? Evet okuyalım. Şimdi bak Arda. Abilerim var bu işi yapan. Sen bu yaşta bu işe tevessül etme. Tevessül etme. Ben sana şimdi bir şey söylüyorum Arda. Allah'tan bak hakemi de gördük burada. Hakem yakında bak. Allah'tan hakemden penaltı istemedin Yok. Bir o, da biliyor canım. hocam. Hocam bak penaltı isteseydi. Hayır hayır isteyenler var. Penaltı isteseydi hakem de sana şöyle sarıyı. Niye biliyor musun? Hiç temas olmayan pozisyon. Demişin hocam. Bayağı da başka şeyler de söyledim. Yapma dedim. Daha işin başındasın dedim. Şimdi bu pozisyonu alalım. Bakarsın bir de penaltı çıkar hocam bu pozisyon. Geri gel geri gel. Bunun yakınları var mı? Yakınları. Var hocam var gelecek ileride. Yakınlarını yavaş yavaş oynat. Evet devam et. Yavaş oynat yavaş. Yavaş oynat evet. Bak şimdi buradan çekiyor. İlk hareket çok güzel çek. Bak rakibin ayağı geliyor. Çekti kurtuldu. Ama ben bir şey yapmadım ayağını diyor yere koydu olarak. ben bir şey yapmadım diyor. Cezalandı ya cız. Şu çizgi cız. Cız çizgisi. Evet. Devam tabii. ediyor. Arda bunu biliyor. Devam ediyor. Üçüncü oyuncu geliyor, ayağını atıyor. Bu da tehlikeliymiş. O da aman ben de bir şey yapmadım Ben de diyor bir şey. Bak. bak, eğiyor ayağını. Ben de yok diyor. Benden de geçti diyor. Şimdi geliyor dördüncü adama. Burada geliyor, atıyor. Bu değil, bir sonraki. Bu hiç. Bu Hamle hiç girmiyor. Bu dört. Bu Şimdi dört. Onur gelecek. Şimdi beşinci adama geliyor. Enlemesine gidiyor tren yolu ayağını koydu tıkladı siyahlı ayak geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel 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 geri gel gel evet şimdi bak hocam başka pozisyon da göstereceğim beyazlı siyahlı evet. beyazlı siyahlı şimdi beyazlı gidiyor devam et yavaş yavaş git Git yavaş yavaş. Ayağını bastı. Topa dokundu. Topa dokundu. Burada dur. Daha hiçbir şey yok bak. Burada yapıştırıyor gibi ama burada temas yok. Diğer açıdan da bakacağız. Diğer bakacağız. Bak. Bak görüyor musun? Tırmık başladı. Bak daha burada tırmık başladı. Bak tırma yavaş yavaş git. Yavaş yavaş git. Tırmık devam ediyor. Eğildi tırmık. Tırmık yapıyor. Tırmık. Bu da başladı tırma. ikili. Bu da başladı. Bak bu duruyor hiç bak. Duruyor. Devam et. Devam et. Devam et. Dur burada. Burada dur. Hocam denize atlıyor, havuza atlıyor. Trampen ne denir ona? Tramplen. Tramplenden havuza atlıyor bak. Böyle bir düşüş olmaz. Futbolcu bir darbeyi yerse böyle muntazam bu şey gibi ya. Bizim rahmetli Kenan onun anlattığı ne vardı? Bu Buz, buzba, şey, buz pateni falan buz vardır, ya, böyle gidersin güzel böyle. Gide. Bu ne ya bu? Bu ayıp ya. Yapma oğlum. Yapma. Daha çok gelsin. Cin olmadan Büyük şeytan de bir olma. Cin olmadan şeytan olma Arda. Seni bak ikaz etmişim. Aslında demin ki konuşmam daha uzun. Yapma diyorum sana. Yapan abilerim var. Başka şeye özen. Buna özenme. Bak aldatıyorsun. Arda yapma. Ayaklarının haline bak. Böyle bir darbe olmaz. Böyle düşemezsin. Böyle bir penaltı olmaz. Ha. Devam edelim şimdi görüntülere. Devam edelim. Balıklama gitti. Ters döndü. Tabii. Şimdi geliyor. Açı var. Bak bu daha iyi şimdi. Bak. Yavaş. Bu daha iyi gösteriyor şimdi. Bak bu daha iyi. Bak tırmık başladı. Bak ayak yerde. Bu ayağı yerde sabit. Devam et. Bak tırmık başladı arkadan. Önden de tırmık başladı. Bir de vah ah diyor. Bak hiç hareket yok. Şunu da yapmıyor futbolcu hocam. Şöyle, ayağını koyuyor. Hani ayağımı koyarım. Şunu yaparım, şunu yaparım böyle bak. Sen tabii o Ayağımı için. koyuyor ayağını. Anlıyor ama gelişinde. Ben böyle, böyle koyuyor. Sen koydun ya. Evet. Ben böyle yapıyorum. Evet. Evet, evet. Böyleyim ben. Şöyle de değil Şöyle de Ben böyle yapıyorum. Devam evet. edelim. <laughs> Allah, ne güzel atlıyor be. Vay, boğulursun oğlum, boğulursun. Sakın bu yaşta başlama, geri dön. Geri dön, arda geri dön. Kabiliyetli bir adamsın. Ahlak sınırlarını zorlama. Bak, bak hocam, bak. Ayağını yere koydu. Siyahlı. En güzel bu. Bak siyahlı ayağın yer dur gitme. Şu ayağa bak. Tırmağa bak. Geri gel. Geri gel. En güzel veri bu hocam. Evet yani. evet. O zaten ona göre. Bak. Tırmıklar çok şey oluyor. Gel bak. Oluyor. Daha gel bak. Daha gelmeden. Bak bir dakika dur gitme. Geri gel. Geri gel. Evet. Bak. Tırmık başlamış. Bir futbolcu ayağını böyle koymaz adam geçerken. Şöyle basarsın böyle. Bu tırmığı koymuş. Adam geliyor, rakibi geliyor, siyahlı. Devam et. Devam et. Yere basıyor. Diz dümdüz bak. Devam et. Buradan tırmık başladı. Diğeri de bükülmeye başladı. Diğeri de bükülmeye Daha başladı. Temas yok, temas yok. Evet, temas, temas yok. yok. Bak burada sonra kendisi bir Kendi temas yapıyor. Takıyor oyuncunun. Ve bak hiç hareket yok. Bak. Bak, bak dümdüz hocam. Evet. Dizini çıkarsa penaltı derim dizini çıkarsa ama gene de ben çünkü bu tırmağa başlamış. Yapma oğlum yapma yapma. Yazık sana. Yapma. Daha işin başındasın. Şimdi bundan sonra Arda'nın bütün pozisyonlarına benim hakemlerim dikkat edemezler. Avrupa'da filan bu şey yer bu. Sarı kart yer. Sana söyleyeyim. Avrupa'da sarı kart yer buna. Doğru. Bu net sarı kart. Şimdi e? Ee? Arda'yı söyledik. Peki Hakem nerede bir gösterir misin bana? Eee Halil Umut Beyler pozisyona yakın. Bir dakika abi. Bak nerede bak. bak. Evet. Bak. Bak eğiliyor. Acaba şu bozuyor mu ya? Geri gel. Burada bir sakatlık var bak. Eğiliyor, Şöyle falan bükülüyor. yapmaya çalışıyor evet. bak. Tamam. Halil Umut Beyler görev Olabilir. E yukarıdaki, yani yukarıdaki derken... Yukarıdaki Muro'daki balta ne yapıyor? ne yapıyor? Yukarıdaki balta. Balta demeyelim hocam. Balta, balta. Ey kadın MHK Başkanı. Git bakalım konuş ya. Ne diyecekler? Git konuş bakalım. Hadi girsene. Bir öğren bakalım. Ne konuşmuş Halil Umut Meler'le Ulusoy değil mi? Ama bu soyu geçen komite zaten yolladıydı. Bu ekip buna sahip çıktı. Şu anda işte ekibin başı zaten 100 bin lira maaş alıyor fazla alsın. Alsınlar 100 bin hocam alsın. helal hoş olsun. 200 bin lira alsınlar ama ekipçilik yapmasınlar. 100 bin lira da iyi maaş alsınlar. Gözümüz yok ama ekipçilik yapmasınlar. Ha Galatasaray kulübü de açıklama yapıyor. Galatasaray kulübü senin başkanın bunlar gitmesin diye mücadele etti geçen başkanın. Bunlar gitmesin diye. Başakşehir Başkanı senin başkanın başka başkanlar. Karşı gelen Rize, Adana en fazla da sahneye çıkıp konuşan Beşiktaş Başkanı bu konuda. Başından sonuna kadar adam operasyon yapılsın dedi. Bu operasyonlar yapılmadığı müddetçe ben hep konuşacağım. Ya kardeşim bunu getirmeyecekseniz var niye getireceksiniz ya? Mesela ne diyor? Ben size bir şey söyleyeyim mi? başka bir şey gördüm, bu pozisyon olduktan, miyiz? Bu pozisyon olduktan iki dakika sonra benim telefonuma 35-40 tane mesaj, işte yan yana kaç telefon geldi açmadım. Niye? Millet isyan ediyor. Var ne iş yapıyor abi? Var sen varsın, var. Acaba bir organize mi var? Acaba kafanızda bir şey mi var? Acaba bir şey mi yapmak istiyorsunuz? Çünkü şunu vara çağırmıyorsan arkadaş, şunu vara çağırmıyorsan sakatsın. Var olarak sakatsın. Belki çağırdı. Bak. Bunu bilemiyorum ama şunu söyleyeyim. Beşiktaş Yönetici arkadaşımız konuştu. Ona şunu söyleyeyim. 10 kişi kalmasına rağmen Beşiktaş bugün mağlup oldu. Fenerbahçe. Ama Beşiktaş hiç ezdirmedi hakem. Hı. Arkadaş. Şimdi hakeme konuşurken konuşun da hakem sizi bugün hiç ezdirmedi. Ortadan çaldı. Bunu göremedi herhalde. Ama bu varın işi ya. Var bunu çağırmıyorsa var da bir sakatlık var. Ey kadın ve başkanı. Girip bana söylesene bir var etsene ya. Niye kadın diyorsunuz Şöyle. hocam? Kadın erkek. MHK başkanı işte. E? İlla kadın getirip yumuşatacaklar diye. He o yüzden. Hocam mi? anladım. müsaadetle söyleyeyim ya. Anladım hocam. Ha? Kadın anladım geldi. Hocam. Tam ördü. Hocam hangisi ölmedi ki? Ölmeyen var mı son dönemde? Var. Serdar Tatlı örmedi. Yusuf örmedi. Zekeriya örmedi. Ama onları uzaklaştırdınız. Onları yediniz, yediniz. Birini Yıldırım Demirören yedi. Birini öteki yedi. Öteki. Ya bu hakem alemi var ya. Federasyon başkanlarını badem eder bunlar. Şaşırtırlar hocam. Sen neden bazı. Bunlar cin gibi ya. Bunlar federasyon başkanlarını kaya koyar gönderirler. Kaya. Onlar da çok net ya işte uyuur abi. Şu çok net bir pozisyon hocam. Sana göre bana göre var mı bu? Yok. Yani sen dersin ki, hani diyoruz ya sarı buçuk, sen evet, dersin. yorum. Abi bu şu bu pozisyon net değil, net aldatma, net aldatma. Bunu çağıracaksın, hakemin gözüne sokacaksın, hakem penaltı iptal edecek, hatta sarı kart gösterecek. E Yapmıyorsunuz o zaman gidin. Ama sizi gönderenleri götürdünüz. ...organizasyonla... ...sizi gönderenlere götürdünüz. Kaya bindirip... ...bunların içinde Galatasaray'ın eski başkanı da var. Şimdi Galatasaray bildiri yayınlıyor ama... ...Galatasaray'ın eski başkanı da var. Çiçek verdiniz bunlara sahanın ya. ortasında. Öpüştünüz. Öpüşün. Alın. Onun için... ...hani... ...benim için adalet... ...onun için bırakın hikayeyi ya bırakın. Siz bu halimi biliyorsunuz yöneticiler... Siz bu alemin kimlerle, kimlerle dans ettiğini biliyorsunuz. Çünkü yıllarca abileriniz, arkadaşlarınızla da bunlarla dans ettiler. Fenerbahçe kafilesi Samandıra'ya geldi. <laughs> ee, bayağı bir taraftar topluluğu da var. Tabii yoğun güvenlik önlemleri de var. Bilemiyorum tabii otobüste ne kadar e, futbolcular var mı? Taraftarları güvenlik görevlileri uzaklaştırmış o girişten bu arada. Fenerbahçe kafilesi de bu şekilde döndü. Zaten sanmıyorum ben orada çok kaç tane futbolcu vardır içinde. Birçoğu direkt stat'tan ayrılmıştır diye düşünüyorum. Evet. Evet. Bak, son ha? pozisyon muydu bu? Peki bu da son pozisyonsa o zaman bir özel reklamımız var. O küçük, kısacık özel reklamla beraber maçın özetini tekrar izleyelim. Adından da takım oyunu ekibi yerine alsın.